Herkese merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu yıkamamda çarşafları yıkıyorum. Az sonra çarşafları hangi yeni bir deterjanla yıkadığımı sizlere göstereceğim. Bu deterjan tarifi tamamen bana ait. Kendime ait bir deterjanım ile o deterjanı test ederek yıkamamı yapacağım. Evet. Makinemi artık çalıştırıyorum. Dün beyazları yıkadığım için pamuklu 60'ta kaldı. Şimdi ve yukarıya kalkma zamanı. Evet, Persil Universal Pulva Tiefenrein Hygienische Frische. Hazırlayan kimdir buna bir bakın. Turkish King of Laundry. Aynı persile benzetmeye çalıştım. Şimdi bu persili nasıl hazırladığımı merak edenler olabilir. Acaba nasıl hazırladım? Aklında fikirleri olanlar yorumlara yazabilirler. Ve yıkama parfümüm için tanıtacağım bir tane yeni yumuşatıcım var. Aloe Vera ve Yasemin Yumoş Extra Aloe Vera and Jasmine. And ABC April Rain. April Rain. Just normal water. Anti-kalk powder, kalgon. Ve yumuşatıcım olarak da Vernel Frischer Morgan. Bazı ülkelerde de Vernel Blue Oxygen. Evet. Ve burada da Hüseyin'in sevdiği bardağım var. Bardak diyorum, pardon, fincanım var. Evet, bakın papatyalı, çok şık bir fincanım. Bununla sabahları ben çayımı bu fincan ile içiyorum. Bunu mutfaktan getirdim. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Şimdi deterjanıma şöyle bir bakın. Şimdi bunu makinemin deterjan gözüne koyuyorum. Sadece bununla yıkayacağım. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Yumuşatıcısını da bir an önce ekleyeyim. Göz kararı ekliyorum. Evet. Neden çarşaflarda bu videoda Vernel Max taze laleyi kullandın diye soranlar için bunu söylüyorum. Sormadınız ama düşünenler olabilir, sormak isteyenler olabilir. Ben sizleri yormamak için bunu söylüyorum. Çarşaflarda ferahlık isteyenler için bu videom tam o insanlara göre, çarşaflarını ferah nasıl yıkayabiliriz diyenler için. Buyurun size burada bir örnek video. Evet, çarşaflarım çok fazla kirli değil ama fakat içerisinde şu an bilemedim ve kararsız kaldım. 2 saat 16'dan mı, dakikadan mı, Alman standartları programından mı başlasam yoksa 1 saat 32'den mi başlasam bilemedim. Neyse, Turkish standart. Turkish standart. Evet. Çünkü çok fazla kirli değiller. Terliler sadece. Elbette 60 derece, 40 derecede terli bile olsa çarşaf yıkamam. Havluda yıkamam, çarşafta. Derecede çarşaf yıkayan insanları da çok fazla tasvip etmiyorum. Kırk derecenin yıkadığı havlunun 60 derecede yıkanmış havluyla çarşafın arasında dağlar kadar fark oluyor arkadaşlar. Herkesin yıkamasına saygı duyuyorum ama bu da benim düşüncem.
Dün ölçüyle yapmıştım. Bugün ölçü kullanmıyorum. Yıkama parfümümde. ABC Nisan yağmuru. Nisan yağmuru elmaya kokuyor ve tam da elmaya kokmuyor. Biraz da sabunsu bir kokusu var. Elmalı kalıp sabunlar gibi düşünün. El yıkama sabunları elmalı gibi. Öyle bir kokusu var. Ve aloe vera ve yasemin. Bu yumuşatıcıyı kesinlikle kullanın. Bu yumuşatıcıyı kesinlikle kullanmalısınız. Sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önceden ben bunu kullandım. Özellikle beyaz çamaşırlarda bunun kokusu efsane. Efsane beyaz çamaşırlarda. Onun kokusunu unutamıyorum. Mutlaka kullanın. Hemen aşağıya iniyorum. Konseptim ferah kokular ile ferah kokulu çarşaf yıkamak olduğu için yeşil yumuşatıcıları yıkama parfümü olarak kullandım 2 adet. Mavi yumuşatıcıyı da en son durulamada kullanmak istedim. Taze lale ile artık tam ferahlığı ne yapıyorum? Benim dediğim gibi bunu öğrendiniz, söylediğim gibi ferahlık patlaması yapıyorum. Telefon ısınmaya devam ediyor. Video kapanana kadar devam edelim. Önceden sizlerle vedalaşayım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hızlı bir kapanış yapayım ki fazla süre harcamayayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Evinizde kalın ve lütfen sosyal mesafenizi koruyun. Sizleri biraz eğlendirmek istiyorum. Biliyorum ülkecek zor günler geçiriyoruz. Özellikle bu yangınlardan sonra, bu bilerek çıkartılan yangınlardan sonra ben bilerek çıkartıldığına inanıyorum. Dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz maalesef evlerimizde oturduğumuz yerden. Bu yangınları çıkartanın tez vakitte adalet tarafından cezalandırılmasını istiyorum. Ve bu kadar çok canını aldığı için sanki o can vermiş gibi, hani canlarını aldıkları için Allah'a havale ediyorum ki Allah görüyor. Ve bunun hesabını illa bu dünyada sormazsa öteki dünyada soracaktır elbet. Çok kötü, yani içimiz yanıyor. Ciğerlerimiz yandı. Türkiye'de oksijen kalmadı. Ormanlarımız tahrip oldu. Gerçekten haberlere bakınca çok kötü. Morallerimiz bozuluyor.
Bakın dikkatle dinleyin. Cırcır böcekleri yine başladılar. Cırcır böcekleri korosu. Çık çık çık. Diğer videolarımda da birçok defa bahsettiğim gibi çarşaflarınızı, havlularınızı yıkarken mutlaka universal deterjan kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Diğer renkli deterjanlarına göre daha iyi temizleme alırsınız. Dışarıda kavurucu bir sıcaklık var. Sanki Türkiye değil de sanki Arabistan'da yaşıyormuşuz gibi bir sıcaklık. 40 derecenin bile üzerinde seyreden sıcaklık.